Denizli'nin ovalarında mısır hasadı devam ediyor sayın seyirciler. Merkez Efendi ilçesi Eski Hisar mahallesindeki birinci ürün tane mısır hasadına başlayan çiftçiler arasında Neha TV'nin sevilen programı Denizli'nin Yörükleri programının yapımcısı İlveyi Ali Şimşek de bulunuyor. Bu seneki mısır verimliliği ve hasadı ile ilgili bilgiler veren Şimşek, verimin çok iyi olmasına karşın çiftçinin üretim maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Diğer pek çok tarımsal üründe olduğu gibi mısırda da oldukça önemli bir üretim alanına sahip olan Denizli'de mısır hasadı devam ediyor. Mısır hasadının sürdüğü Merkez Efendi ilçesine bağlı Eski Hisar mahallesinde de üreticiler yoğun şekilde mısır hasadını sürdürüyor. Mısır üretimi yapan bölge çiftçilerinden ve Denizli Ziraat Odası meclis üyesi olmasıyla birlikte Deha TV'nin de sevilen programı Denizli'nin Yörükleri programının yapımcısı İlveyi Ali Şimşek, mısırın hasat süreci ve üreticilerin yaşadıkları sorunlarla ilgili Deha Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Tane mısır hasadını yapmaktayız. Ürünlerimiz güzel, verimlerin güzel olduğunu düşünüyoruz. Tek sıkıntımız fiyatların açıklanmaması. Mısır'da hasat sürecine başladıklarını söyleyen Şimşek, ürünlerin bereketli olmasından dolayı çiftçiler olarak çok mutlu olduklarını, ancak fiyatların hala açıklanmamasının çiftçiler açısından kaygı verici olduğunu ifade etti. Mısır'da girdi fiyatlarının fazla oluşunun çiftçinin kar oranını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Şimşek, tohum, mazot ve gübre fiyatlarının yüksek olmasının çiftçilerin en büyük sorunu olduğunu dile getirdi. Üretici olarak biz üretmekten korkmuyoruz. Tek sorunumuz mısırlarda biz sertifikalı tohum ekiyoruz. Bu tohumların pahalı oluşu, mazotun pahalı oluşu, gübre girdisinin pahalı oluşu. Bunlar uygun olduğu sürece biz üretmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle biz buradayız. Her zaman üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Son olarak tarımın önemine vurgu yapan İlveyi Ali Şimşek, tarımsal üretimin olmadığı yerde hayatında olmayacağını hatırlatarak, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimlere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.